Müthiş sezonu açtı. Hani Kayre'de elde ettiği derece ya da bir önceki sene Katar'daki başarıları ve aynı zamanda da Murat Ağaç'a oylamayı da takip ediyorduk biliyorsun Uluslararası evet, evet. Cimnastik Federasyonu'nun. Orada da erkek kategorisinde artistik cimnastikte bir numara seçildi. Oylamanın görselleri de oylama gelecektir. Oylama demişken o zaman Jilet Milliyet yılın da sporcusuna da bağlayalım. Ona çünkü da orada da Ferhat Arıcan aday ve yılın sporcusu adayları arasında da iddialı bir konumda. Evet, Jilet Milliyet yılın sporcusu ödül töreninde 30 Mart'ta diyelim SporsTV ekranlarında birçok şeyi birleştiriyoruz daha Ferhat'a paslamadan. Ferhat Arıcan'ı bekletmeyelim o zaman. Sevgili Ferhat, merhaba, hoş geldin Cimnastik Her Yerde. Merhaba, herkese iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, tabii ki elde edilen başarılar. Burada Natalya Hanım'ı da konuk ediyoruz. Natalya Hanım'la da bizlerle birlikte ritmik jimnastikte ülkemize katkısı, başarıları daha konuşacağımız çok konu var ama hazır seni bulmuşken diyelim, Murat Ağacı'yla birlikte yayın öncesi de konuşmuştuk. Sağ ol, bizlere bir zaman ayırdın. Kayre'yi hemen soralım sana. İbrahim Çolak'la elde ettiğin madalya ve sonraki süreçler, hedefler, yakın zamandaki şampiyona söz sende olsun. Tabii geçen sene çok yorucu bir sezondu ve o sezondan sonra biraz dinlenme fırsatım oldu. Daha sonra da tabii 2022'nin ilk yarışması Kotmos'tu. Sonra da Kayre'ye gittik. Mısır'da sezonu açtık. Sezon güzel bir şekilde açıldı. İki tane gümüş madalya kazandık İbrahim'le beraber. Tabii sezonun ilk yarışmasıydı. Tam olarak hazırlık yarışmaları bunlar bizim için. Artık Dünya Kupaları hazırlık yarışması olmaya başladı. Tabii Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta madalyalar gelince başarılı bir federasyon olarak, başarılı bir ülke olarak, jimnastik camiası olarak Dünya Kupalarını hazırlık yarışması olarak görüyoruz. Ve bu sezon özellikle Akdeniz oyunları, İslam oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası takım olarak gidilecek yarışmalar. Hedef yarışmalarımız bunlar. Hedef yarışması öncesi Dünya Kupalarında madalyalar kazanmak bizi çok mutlu ediyor. Buralarda yapacağımız serileri deneyerek bir şekilde hazırlık sezonunu geçirmiş oluyoruz. Tabii şimdi Ferhat Arıcan hani paralel barın Türkiye'deki bir numarası diyelim. Çünkü onun bir olimpiyat madalyası var Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında ve tabii ki hedefler şimdi Paris'e doğru gidiyor. Şimdi bu Dünya Kupası tabii dünya ve kupa diyoruz ama Ferhat diyor ki sevgili Murat Ağacı artık hazırlık diyor. Yani bu gerçekten jimnastikte bu seviyeye gelmek, senin de yorumunu merak ediyorum. Kolay değil bu seviyeye gelmek. Tabii Ferhat artık, Ferhat ve arkadaşları diyelim. Çıtayı o kadar yukarıya koydular ki biz de böyle başarılara çok kolay alışıyoruz. Yani bir tarafta ben bunu da eleştirmek istiyorum. Ya daha düne kadar Türkiye jimnastikte uluslararası madalya hasreti çekerken, şurada Edirne'nin dışına zor çıkarken, şimdi olimpiyat madalyasına ulaştık diye sanki hep böyleymiş gibi bir havaya giriyoruz. Öyle bir şey yok. Bunun tadını çıkaralım. Yani jimnastik son dönemdeki büyük atılımıyla birlikte, bu altın jenerasyonla birlikte inanılmaz bir noktaya geldi. Bakma sporcular kendilerini artık o kadar level olarak yukarı taşıdılar ki Dünya Kupası'na artık hazırlık muamelesi çekiyorlar diyelim evet, yani. Evet. Ama Dünya Kupası'nda madalya bizim için bir zamanlar hayaldi. Onun için öncelikle Ferhat'ı tabii ki tebrik ediyorum. Yani en kötü günümüz böyle olsun diyorum. Nasıl katkılamak istersin Ferhat? Çok mutlu oluruz tabii ki. Benim için bireysel olarak konuşmam gerekirse her yarışmanın önemi çok. Dünya Kupası'nın önemi de çok. Fakat Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası gibi hedeflerimiz var bu yıl. Takım olarak özellikle büyük hedeflerimiz var. Avrupa ikinciliğinin üstüne çıkmak istiyoruz Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda bu iyi takımı, iyi jenerasyonu Dünya Şampiyonası'nda takım finali yapmak gibi bir hedefimiz var bu yıl. Gerçekten takım olarak güzel yarışmalar bekliyor bizi ve iyi bir hazırlık süreciyle bütün her şeyi de, bütün hedeflerimizi de başarabileceğimize inanıyorum ben. Ben o zaman Ferhat'cığım sana tabii takım konusunu soracaktık ama sen zaten onu anlattın. Bu sene takım için çok önemli. Biz hani yeni hedef olarak takımda kürsüye çıkmayı bekliyoruz haliyle hep beraber. Ama bireyselde de hani hazırlık yarışmalarından kastımız belki serini daha ileri taşımak gibi, zorluk derecesini arttırmak gibi, puanını yukarı taşımak gibi konular, biraz teknik konularda da bizi aydınlatırsan seviniriz. Bugün bu sene için antrenörlerinle nasıl bir plan yaptınız?
Şu an sunduğun seriyle ilgili yeni eklemeler, yeni işte bir takım sürprizler olacak mı? Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası nasıl bir seri bizi bekliyor? Şimdi tabii olimpiyat oyunlarında dünya rekoru başlangıç notuyla yarıştım. 7'lik bir seri yaptım. 17 evet. üzerinden başlıyor. Fakat şimdi tabii sezonun başı olduğu için 6.50 ile başladık. 6.50 bizim için bir başlangıç seviyesi olmaya başladı. Bu bizi mutlu ediyor. 6.50'ler şu an dünyada 4-5 kişinin yapabildiği bir seri ama şu anda tabii bizi hazırlık aşamasına sokunca nasıl bir yere geldiğimizi de gösteriyor. Gayet güzel yerdeyiz. Bakü'de de şimdi haftaya Bakü'ye gidiyoruz. Dünya Kupası tekrardan. Orada da 6.50 yapacağım. Daha sonra 6.90'ın altına inmeyi düşünmüyoruz. Olimpiyatta yaptığım serinin aynısını yapacağım. Ama bitiriş C grubundan E grubuna düştü. Ama bütün dünyada yani kote avantajda düştü. O evet. yüzden 0-1 düştü seri. Yani tüm dünya sporcularında 0-1 düştü. O yüzden 6.90'a indi. 6.90 yapacağım diğer yarışmalarda. Daha sonra üzerine yani bir hareket daha deneme şansım var. Onu 7.27-7.30'lara çıkartırsam o da yeni bir rekor olacak. Evet. Yeni bir rekoru da Avrupa Şampiyonası'na geçişebilir diye düşünüyorum. Evet yani Ağustos şimdi ayında. Başlangıç puanını yükselttikçe riski de yükseltmiş oluyorsun. Bir de işin o tarafı var. Yapacağın en küçük tabii. bir ifa hatasında puan kırılan puan da daha yüksek oluyor bildiğim kadarıyla. O yüzden daha sağlam adımlarla 6.50'yi execution puanı olarak, puan kesintisi olarak 9 ve üzerine çıkarmak istiyorum. Yani bir puanın altına indirmek istiyorum. 1 puan ve 6. 6.50'yi. Öyle yaptıktan sonra da zaten 6.90'lar, 7'ler 9'lara yaklaştı mı zaten yine Avrupa, Dünya, Olimpiyat'ta çok 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 büyük madalya adayı olarak dışına çıkmaz artık o seri. Tekrardan ortaya çıkacak. Evet. İnşallah. Ben müsaadenle Eren'cim bir de bu sene geçen yılki performansla beraber Avrupa'da yılın jimnastikçisi seçilmenle ilgili de görüşlerini o oylamayı da ekrana almak getirelim. İstiyorum. Ekranı. Bir oylama oldu ve oylama sonucunda Avrupa'da yılın jimnastikçisi seçildi. Bu da Türkiye tarihi, jimnastik tarihi açısından bir ilk oldu aynı zamanda. Oylama demişken ikisi de birbirine bağlı. Aynen. Bir taraftan Jilet geldi da Jilet Milliyet yılın diğer sporcusu. Oylamaya da geçebiliriz evet, arkadaşlar. Jilet Milliyet yılın sporcusu ödül töreni yaklaşıyor. Ayın 30'unda yapılacak. Ve yılın sporcusu adayları arasında sen de varsın. Orada da çok çetin bir mücadele olduğunu biz yakından biliyoruz. O iki hem seçildiğin hem de seçilme ihtimalin olan şeylerle ilgili, ödüllerle ilgili neler söylemek istersin? Tabii geçen sene gerçekten rüya gibi bir sezon geçirdim. Rüya gibi bir yıldı benim için. Hem Avrupa şampiyonluğum, olimpiyat madalyam, iki dünya kupası şampiyonluğu gerçekten çok güzeldi. Ve bunun karşılığını da UEG tarafından Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun yılın sporcusu seçilmem çok büyük bir gururdu benim için. Buradan oy veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir farkla kazandık çünkü. Bu arada farkla kazandığımız dediğimiz diğer sporcular da olimpiyat şampiyonları, işte ekol ülkelerin sporcularıydı. İşte Rusya, Ukrayna, olimpiyat şampiyonu olan sporcularla beraber aynı oylamadaydık ve çok büyük farkla kazandık. Bu da beni çok mutlu etti. Tabii geçen sene de Jilet yılın sporcusu ödül töreninde adaydım yılın sporculuğuna. Bu sene de adayım ve bu sene olimpiyat madalyasının kazandırdığı başarıyla adayım. Umarım o sonuçlar da iyi gelir. Yani tabii olimpiyat yılı olduğu için rakiplerimiz biraz sağlam. Mete var, Buse Naz var, Ayşe Begüm var. O da dünya şampiyonu oldu. Buradan tüm arkadaşlarıma da, hepsi arkadaşım benim, hepsiyle çok yakınız. Onlara da başarılar diliyorum oylamada. Umarım hak eden kazandığı bir oylama olur. Ferhat peki. Çok teşekkür ederiz. Yani çok teşekkürler. Murat Hacer'e sorularını yanıtladın. Şey Natalya İmga'da bizler birlikte, bizlerle birlikte bir aileyiz ya. Trambolinin başarısını konuşuyoruz. Ritmik jimnastiği de bugün konuşuyoruz. Artistik jimnastik zaten hep programımızın içinde ama Natalya İmga özelinde ve ritmik jimnastik milli takımı sporcularımız özelinde de senden birkaç cümle almak isteriz.
Bizleri duyabiliyor musun Ferhat? Evet, şimdi duyabiliyorum. Evet, Natalya Imiga bizlerle birlikte ritmik jimnastikte milli takımımıza, sporcularımıza katkısı, 20 yıldır bu serüveni konuşuyoruz, daha konuşmaya devam edeceğiz ama sen neler söylemek istersin? Hani trampolin olsun, ritmik jimnastik ve yakın zamandaki başarılar, yani tamamen bir aileyiz diyoruz ya, Natalya Imiga özelinde evet. Olsun, ritmik jimnastik özelinde neler söylemek istersin? Tabii biz sadece artistik jimnastik değil, federasyon olarak birçok branşımız var. Hem ritmik jimnastik, hem trampolin, hem aerobik olarak çok büyük başarılar kazanıyoruz. Natalya Hoca'ya buradan saygılar. Çok büyük işler yaptılar onlarda. Özellikle Avrupa şampiyonluğu ritmik grup takımıyla beraber müthiş bir başarıydı. Kota yarışmasında olimpiyatlara gelmeyi de çok az bir puanla kaçırdılar. Biz şunu istiyoruz, 2024 olimpiyat oyunlarına artistik jimnastik artık takım olarak gitmeli, evet. Ama arkasından da ritmik jimnastiğin de gelmesini istiyoruz ve buna inanıyoruz. Umarım hazırlık yarışmaları ve 2024'e kadar gidecek kotalarda da güzel ve başarılı sonuçlar alırlar. Buradan onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte oluruz. İnşallah. Ben de buradan tebrik etmek istiyorum. Kayrı'da yakaladığınız başarı size ve İbrahim'e tebrikleri iletiyorum. Umarım sizin söylediğiniz gibi Tokyo 24'te hep birlikte büyük bir ekip olarak, Jimnastik Federasyonu olarak katılırız ve orada en iyi şekilde Türkiye temsil ederiz, madalyayla döneriz. Teşekkür ediyorum. Ferhat Arıcan, çok teşekkür ederiz. Olimpiyatlarda ülkemizde başı çektin jimnastik kategorisinde ve ekiple birlikte İbrahim Çolak olsun. Burada birçok ismi yine sayabiliriz. Bu arada hani Ayşe Begüm Onbaşı da aerobikte de elde ettiği derecelerle, o da jimnastik ailesinin önemli parçalarından. Hocalarımız, birçok ismi sayarız ama çok teşekkür ediyoruz bir kez daha katkı verdin. Başarıların devamı dileyelim. Teşekkürler, iyi yayınlar.